Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi toplantısında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda iş insanı da hazır bulundu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Said Dani Harebel Dahari, amaçlarının iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Günaydın. I would like to express. Bu seyahat tüm arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı bu toplantılar için hazırladığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nusiyet çok meşhur bir dernek olduğunu, çok verimli bir dernek olduğunu biliyoruz. Bugün ziyaretimiz eski toplantılar gerçekleştirdiğimiz Nusiyet Derneği ile birlikte çok önem verdiğimiz bir dernek olduğu için geldik. Çok mutluyuz, hem de umutluyuz. İnşallah güzel bir çalışmalar göreceğiz. Güzel bir çalışmalarla devam edeceğiz Allah izniyle Kayseri'de ve Türkiye'de. Bugün istediğimiz meydan bir şekilde gezmeyi ve görmeyi, sanatlarınızı hem de fabrikalarınızı Allah izniyle görmek istiyoruz. Bizim amacımız iki ülkenin arasındaki ilişkiyi arttırmak ve iki halkın ilişkilerini inşallah güzel yapmak. İkinci amacımız iş adamları, Türkiye'deki iş adamları, Birleşik Emirlik iş adamlarıyla birlikte güzel bir ilişki kurmak. Kayseri'deki arkadaşlara bu davet için çok teşekkür ediyorum. Konuşmam çok uzun olmayacak ama çok umutluyum bu görüşmeyi. Allah izniyle güzel işler yapacağız. Çok teşekkürler. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, şehrimiz binlerce yıldır ticaretle yoğrulan bir ekonomik yapıya sahiptir. Bunun en büyük delili ise hemen yanı başımızda bulunan Kültepe Kaniş Karım Ören yerinde bulunan kil tabletlerdir. Sayın Büyükelçim, öncelikle size kısaca Kayseri'den bahsetmek istiyorum. Şehrimiz binlerce yıldır ticaretle yoğrulan bir ekonomik yapıya sahiptir. Bunun en büyük delili ise hemen yanı başımızda bulunan Kültepe, Kaniş, Karum, Ören yerinde bulunan kil tabletleridir. Buradan elde edilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Kayseri'nin ticaretle bütünleşmesinin geçmişi yaklaşık 6000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Kayseri uzun süreli tarih yolculuğunda hangi medeniyet bu topraklara hakim olursa olsun bu kimliğini hep korumuş, muhafaza etmiştir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise en zirve konumuna ulaşmıştır. Şehrimiz 1,5 milyonluk dinamik bir nüfusa sahiptir. Organize sanayi bölgeleri, sektörel kümeleşmeler ve geleneksel ticaretin yanı sıra özellikle yeni dönemin kendi trendini oluşturduğu e-ticaretin de başarıyla uygulandığı bir ekonomik yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kayseri, 2021 yılı son verilerine göre 3.6 milyar doları bulan ihracat rakamı ile büyük bir başarı elde etmiştir. 2021 yılında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünleri gelmektedir. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Irak yer almaktadır. Bu üç ülkeden de anlaşılacağı üzere bize şunu göstermektedir ki Kayseri dünyanın her kıtasına ve her ekonomisine ihracat yapabilecek bir potansiyel ve kapasitede bulunmaktadır. Kayseri yalnız ticaretiyle değil her alandaki başarıları ile ön planda yer alan bir şehirdir. Buna en güzel örnek ise hemen yanı başımızda bulunan Erciyes Dağı'ndaki kış turizmini gösterebiliriz. Erciyes kayak sporları bağlamında kendini ispat etmiş ve her geçen gün artan yabancı turist potansiyeli ile şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır.
Saygıdeğer Büyükelçim, değerli konuklar. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ilişkiler son dönemde büyük bir ivme kazanmış, bu ivme artarak devam etmektedir. Yakın geçmişte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 ayrı başlıkta anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmaları özellikle çok olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gelişme ülkelerimiz arasında ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini artarak sürmesine büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bunun yanı sıra yaşanacak çok önemli bir gelişme ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaret olacaktır. Cumhurbaşkanımız 14-15 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılması planlanan ziyareti ve sonuçlarını da çok önemsediğimizi bu vesileyle özellikle belirtmek istiyorum. Bu çerçevede ülkelerimiz vize uygulamalarının kaldırılması, kısa sürede bu mümkün olmuyor ise iş adamları için karşılıklı vize muafiyeti getirilmesi konusunda Sayın Büyükelçim sizlerden özellikle buna vesile olmanız noktasında bir talebimiz bulunmaktadır. Bir Arap atasözü der ki, yaşarsan görmediğini görürsün. Şimdi hareket zamanıdır. Geçmişten ders alarak geleceğe birlikte adım atma zamanıdır. Şimdi yeni günlere birlikte atma zamanıyla beraber bu birlikteliğin şehrimizde yapmış olduğunuz ziyaretin iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri şehrimizde, genel merkezimiz riyasetinde Anadolu Ekonomi Diplomasileri Programı çerçevesinde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kere daha ifade ederken katılımımızdan dolayı şahsım ve müsait yönetim kurulu üyelerim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da yaptığı konuşmasında bundan 3 ay önce Genel Başkanımız Mahmut Asmalı 7 maddelik bir strateji planı açıkladı. Bu maddelerin içerisinden bir tanesi de Anadolu diplomasi çalışmaları, ekonomi çalışmalarını yönetmekti. Bir Kayserili olmamdan dolayı değil efendim. Kayseri gerçekten Türkiye ticaretinin, Türkiye sanayisinin çok önemli dönemeçlerinden biridir. Özellikle mobilya sektöründe. Ve bunun yanında dayanık tüketim mamulleri dediğimiz metal sektöründe kendisini ciddi anlamda dünyada kabul ettirmiştir. Türkiye'nin ihracatında Almanya bir numaradır. Kayseri'nin ihracatında Amerika bir numaradır. Normalde Türkiye şu anda Amerika'ya doğru hareket etmek istiyor ciddi anlamda. Ve Kayseri buna çok önem veriyor. Kayseri birçok şeyi Türkiye'nin çok daha önünde karşılar ve kabul eder. Önemli bir sanayi şehrimizdir. İnşallah yapılabilecek işbirlikleriyle güzel noktalara gelebileceğini tahmin ediyorum.